Herkese merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyiz efendim. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süredir sizleri dağ kapıya getirmiyordum. Uzun süredir sura gelmemiştik. Bugün güzel bir ciğer yemeye geldik efendim. Sura. Tabii ciğer nerede yenir dediğimizde aklımıza Diyarbakır'ın Sur ilçesi geliyor. Özellikle şu kalabalığı gerçekten buralar çok işlek. Yani gün içerisinde de çok kalabalık oluyor. Şimdi sizi bugün Ahmet Ocakbaşı'na getirdim efendim. Ahmet Ocakbaşı. Aslında kanalımızda yaklaşık bir yıl önce videosu vardı ustamızın. Diyarbakır'da şu anda yani günümüzde fiyat olarak güzel fiyat performans ürünü olduğunu düşündüğüm için bir de uzun süredir Murat kardeşimle beraber de ciğer yemediğimiz için şöyle beraber geldik kardeşimle güzel bir ciğer yemeye. Konum neresi burası? Ben yine resmi adresi klasik olarak tarif edeyim. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz efendim. Diyarbakır Sur ilçesi. Şurada gördüğünüz bu tarihi han, tarihi bina Hasan Paşa Hanı oluyor. Hasan Paşa Hanı'nın hemen şöyle arasında televizyoncular çarşısı oluyor. Şurası. Tam olarak burası televizyoncular çarşısı. Oradan girdiğinizde ilk sola dönüyorsunuz. Ustamın mekanı orada Namık Usta vardı biliyorsunuz. Eğer hatırlarsanız Namık Usta yaklaşık 40 yıldır ciğerci. 40 yıldır Diyarbakır'da ciğerci. O zaman beraber yürüyelim efendim. Şu sokaktan beraber girelim. Namık Usta'mızla beraber güzel bir sohbet edelim. Sonra Diyarbakır kuzu ciğeri yiyelim. Çoktandır yemiyordum ya. Vallahi özlemiştim ben bu ciğeri. Kalabalığı görüyor musunuz efendim? Şöyle bir zoom yapmak istiyorum size. Bu arada videomuzun yürüyüş kısımlarını izlemek istemeyenler doğrudan ikinci dakikaya atlayabilirler. Şöyle Diyarbakır'ı da size göstermiş olalım. Ulu Cami, şu meydan zaten Ulu Cami meydanı. Şurası da Hasan Paşa Hanı oluyor. Şöyle hemen ara sokaktan giriyoruz efendim, başlıyoruz. Evet, şöyle sokaktan ilerliyoruz. Ustamızın tabelası şurada, Ahmet Ocakbaşı. Burası televizyoncular çarşısı oluyor. Şöyle sağlı sollu işte televizyon, radyo, kumanda, elektronik eşyalar satılıyor. Aynı zamanda tamiri de yapılıyor diye biliyorum. Diyarbakır kuçelerine giriş yaptık. Bizi uzaktan takip edenler, şehir dışından takip edenler özellikle Diyarbakır'ın bu sokaklarını görmeyi çok seviyorlar. Şöyle gösteriyoruz Ahmet Ocakbaşı ve ilk sola dönüyoruz. İlk sola. Zaten şimdi buraya girdiğiniz gibi bir duman, bir ciğer kokusu sarıyor. Bir kebap böyle yoğun bir şekilde kokusu geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi, vay maşallah geldin. Maşallah. Böyle kapıda karşılanmak. Çok teşekkür hoş ederiz. Abi. Hoş bulduk. Güzel nasılsınız ederim. Ahmet Ustam? İyi abi sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Seni buralarda görmek. Evet beni buralarda güzel. Görmek. Bizi evet. Buraya yeniden getiren şey ne biliyor musun? Ne? Namık abinin, Namık evet. Usta'nın o kebabı. Bir de tabii ciğer. Bir hoş de tabii ciğer. Abi. Çünkü sen gelmişken sadece kebap olmaz. Evet tabii ki. Bir de çoktandır ciğer yemiyorduk. Evet. Dedik böyle güzel bir ciğer yiyelim. Ahmet hoş Ocakbaşı. Ahmet Ocakbaşı. Evet. Ne zaman oldu abi? Ne zamandan beri başladınız? 1,5 sene oldu abi. 1,5 sene. Evet. Şöyle devam biraz ediyoruz. Girsek olur mu? Burası tabii. Yol geçenler de rahat rahat geçsin. Evet. 1,5 yıldır buradasınız. Evet. Ama tabii Namık abi, bak şu an Ocakbaşı'nda. Evet. Ocakbaşı'nda. Namık abi 40 yıl. Değil mi? Ben öyle söyledim ha bak beni yalan etme. 40 yıl dedim. Evet aynen doğrudur. Daha önce mekanımız küçük bir yerdi. Evet. Kendimizi geliştirmek mabında. Evet. Böyle bir neredeydi mekan. Daha önce? Daha önce Bakırçılar Çarşısı'ndaydı, Balıkçılar başında. Balıkçılar başında. O evet. Ulu Cami'nin yan tarafı. Arka tarafı. Arka tarafı. Şöyle mekanı da ben bir yandan göstereyim Ahmet Ustam. Şöyle güzel bir mekanı var. Geniş geniş güzel bir evet. mekanı var ustamın. Salonda klimalı, güzel ferah. Klimalı. Tabii tabii 5 tane klimamız var bizim. 5 tane klimamız evet. var. Yazık ne yapıyorsunuz abi? Şimdi ben genel izleyenlerimiz de öğrensin. Ne çeşitler, neler yapıyorsunuz burada? Tabii, kebap? Ziyara çeşidi. Hı-hı. Adana olsun, sade olsun, ciğer, yürek, tavuk kuşbaşı, kanat, kemikli kuşbaşımız meşhur. Kemikli daha... falan onlar da var tabii, yani tabii. burada. Tabii. İl dışından gelenler var, yurt dışından gelenler var. Sırt kemiklimiz tadına bakmak için. Onun için geliyorlar tabii, buraya. Tabii. Bir de buralar turistik bölgeler. Evet. Ben özellikle giriş yaparken bayağı kalabalık ya bayram havası vardı ya orada. Doğrudur. Bayağı kalabalık. Cumartesi, pazar günleri daha çok kalabalık. Evet yoğun oluyor. Çok yoğun, yoğun oluyor. Namık abi hala o güzel kebabı yapıyor mu? Yapıyorum. Ben sabırsızlanıyorum açıkçası tabii, tabii. o kebabı. Ama sen geçiyor musun peki Ocakbaşı'na? Ben de geçiyorum tabii. Sen de geçiyorsun. Evet, yani... Aslında ben diyorum ki seninle bir şey yapalım ya. Böyle bize Ocakbaşı'nda bir ciğer yap. Tabii. Ondan sonra şöyle izleyenlerimize şöyle sokakta güzel bir sofra kurayım. Hem de onlar da böyle sokağı da görsünler. Evet.
Daha güzel olur. Güzel güzel yemeğimizi evet. yeriz. Bir iki tane klasik soru sormak istiyorum sana. Mekan kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Mekan saat 9'da başlıyoruz müşteriyi almaya. Evet. Saat 8.30-9'a kadar devam ediyoruz. Yani sabah 8.9'dan akşam 8.9'a evet. çalışıyorsunuz. Zaten buralarda genelde bu sur bölgesinde evet. erken kapatıyor mekanlar. Doğru. Siz gene çok kalıyorsunuz. Biz ben bekliyoruz saat 9'a kadar. Çünkü akşam yemeğine gelen müşterilerimiz var. O yüzden saat 9'a kadar da bekliyoruz. Nasıl memnunlar mı müşteri kitlesi? Tabii. Sabit müşterileriniz vardır. Var. Burada. Kitleyi daha çok geliştirmeye çalışıyoruz. Paket servis olayı nasıl? Paket servis olayı. Paket servisi çevreye mi gidiyor? Ya daha uzağa gidiyor mu? Yok, uzak yok. Sadece sur içine, sur içine gönderim yapıyoruz. Ya hem trafik olsun şey olur. Olsun. Biz bir de soğur. Öyle burada yiyeceksin abi, burada yiyeceksin. Falan da şey yapmıyoruz ha yani. Namık Usta sen onun oğluydun değil mi? Babamdır kendisi. O sen kaç yıldır onunlasın? Ben 21 yıldır bu mesleğin içindeyim. 21 yıldır. Evet. Sen de onunla beraber evet, çalışıyorsun. Devam yani. Ediyoruz. Ben diyorsun, bulaşıktan yetişme, yani hizmet her sektörü. Şeye hakimim. Evet. Ocak her başına da geçiyordun. Bulaşık da yakarım, ocak evet. başına da geçerim. Kıymamı da hazırlarım, masa servisimi de yaparım. Adana'nız bıçak kıyması, zırh mı? Evet, Adana. Kendim yapıyorum. Kendiniz yapıyorsunuz. Babam kendisi yapıyor. Evet. Yani yetiştirmeye çalışıyoruz. Şöyle yavaştan seninle gidelim mi ya? Şu gidelim. Arkada ocakbaşı var. Evet. Ben böyle gidelim geçelim abi. Hatta sen de önlüğünü giyersin. Kamerayı tabii. kapatayım o zaman. Ondan sonra oradan devam ederiz. Ürünleri getirdin. Evet. Abi neler var evet. burada? Abi ya. Burada Diyarbakır'da olmayan evet. bir tek bende var. Nedir o abi ya? Boru kebabı. Boru kebabı. Evet abi. Bak ilk defa yani YouTube kanalımızda da evet. İlk defa boru kebabını ben burada görüyorum. Diyarbakır'da bir ilk. İlk. Diyarbakır'da ilk abi. Yok abi burada. Bu kaç santim oluyor böyle bayağı uzun bir şey. Abi bu iki kişilik. İki kişilik bir şey. Evet. Bu. Bir de bize ciğer veriyorsun abi. Ciğer veriyorum abi kuzu ciğerini. Ciğer veriyorsun onun yanında et şişin de var. Abi sen bu kemikli. Kemikli. Dedim ya evet, yurt dışından evet. bile gelenler evet. var. Domatesli kebap attım size. Ahmet Usta başlayalım ya. Başlayalım vallahi abi. Ben öyle sabırsızlandım ki. Evet. Çok güzel görünüyor. Bu arada Namık abi merhaba. Merhaba. Namık ustamız da burada. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyidir sağ olun. Siz sormayın. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Valla bizi buraya getiren senin o kebap var ya kebap. İnşallah. Yani aslında şu boru kebabı. İnşallah o boru kebabını şu abi. Tadına bakalım. Çok iyiydi. Yani ben bundan yaklaşık bir yıl önce gelmiştim buraya. Aynen. Gerçekten kebabın farklıydı abi. Ama bu daha farklı. Bu daha farklı. Bu ben %100 izleyenler özellikle anlasın diye. Sanayi, yani genelde sanayi lezzetleri çok orijinal güzel olur ya, Namık abinin de tam öyle lezzeti vardı. Çok beğenmiştik abi. Şimdi de boruya geldik, bir de ciğerler de burada. Oh mis gibi. Sadece toz biber mi abi? Toz biber kişniş. Evet. Hafif böyle siyah pul biber var içinde. Hafif, çok tamam. Hafif. Tamam. Ağırlık toz biber. Ağırlık toz biber oluyor. %90 toz biber. Ya güzel toz biber abi. Bu arada bu boru kebabı nereden aklınıza geldi? Diyarbakır'da yok. Yok. Diğer arada bu yok. Bölgede yok. Adam ha, ilk defa. Batman, Bingöl, Muşma hiçbir yerde yok. Sadece bizde var. Bu şekilde bırakılıyor. Evet. Şöyle. Tabii. Uzun olduğu için aynen. değil mi? Aynen. Bu normalde hani izleyenler de anlasın diye söylüyorum. Kaç porsiyon kebap gibi oluyor? İki porsiyon. İki porsiyon oluyor. İki porsiyon. Ha. Bunun iki daha var. Uzunları da oluyor. Aha. Var bizim metrelik. Bir metrelik de var. Bir metrelik de var değil mi? Evet. Tamam. Onlar daha uzun. Evet. En az 4 kişilik oluyor. Evet, ben böyle biraz kenara çekeyim. Evet. Yani bu 2 porsiyonluk bir kebap gibi. Bu 2 kebap evet. özellikle güzel bu çek. Porsiyon. Vallahi efsane tamam. görünüyor. Bu arada bunun içerisinde hani sade kebap gibi değil değil mi harcı? Değil, değil, değil. Değil. Sade kebap gibi değil. Değil ama değil. Bunun içerisinde kapyası var değil mi? Abi, bu bize var. Özel. Bu ambiyajının ha. bu sebze. Bu sebze, sebze var. Ha. Sebze böyle kebap var. Abi biber. Ahmet Ocakbaşı'na özel abi. Aynen. Öyle diyelim. Ya da o ilk ve tek. Ama şimdi biz yaptık ya yarın gelip hepsi yapar. Tabii. Ya şimdi tabii bir tane çıkınca devamı geliyor. Şişi de biraz böyle kalın oluyor. Değil evet, mi bunu? Boru kebabı deyince böyle özelliklerini tabii, söyleyelim. Şöyle evet. kalın şiş oluyor. Normal işte kebap şişi. Yok kebap şişi. Şunun gibidir. Aynen, normal kebap şişi normal budur. Normal kebap şişi şu. Ha, normal aynen. kebap şişi. Abi ben sana bir söyleyeyim mi? Ben buraya geldiğimde aslında çoktandır ciğer yememiştik. Güzel bir ciğer. Bir de senin kebabın için geldim ama şu bana sürpriz oldu. Çünkü evet. aç geldik. Evet. Aç geldik. Valla ben kahvaltısız geldim. Ama Murat kardeşim yine bir şeyler atıştırmış önünde. Bir şey olmaz. Ondan kalanı da ben götürürüm. Yine kalanı da ben götürürüm. Yer. Tok adam da burada yiyor abi. Ahmet Usta çok güzel görünüyor buradan. Abi.
Bu da kemikli. Dedi ya kemikli. Abi bu kemikli. Ha. Of şuna bakar mısın? Her yerde olur ama bunun gibi olmaz. Bunun gibi olmaz. Olmaz. Etiniz güzeldir. Daha önceden biliyorum. Yerken de bakacaksın abi tekrardan. Harika görünüyor gerçekten. Çok daha önce de gelmişsin. Evet. Bu sefer daha iyi olacak. Daha önce bizim Sertaç'la gelmiştik. Buradan Sertaç kardeşime selamlar olsun. Evet. Bak Sertaç bak neler kaçırıyorsun bak. Arada Diyarbakır'a geliyorsun. Duyuyorum seni. Bizi aramıyorsun. Ama bak neler kaçırdığını gör kardeşim. Çok şey kaçırdı. Çok. İzliyorsa selam gönderelim. Evet, o da bizim kameramanımız da önceki kameramanız. Evet. Bilmeyenler için söyleyelim. Kendisi memur oldu, atandı. Tunceli'ye atandı. Ya bir de Tunceli lezzetleri ha yapacağız ha yapacağız bir türlü gidemedik oraya. Hocam dedi gelin işte burada da bir Tunceli lezzeti yapalım ama bir türlü gidemedik. Hayırlısı yok. Ne güzel damlıyor. Ne güzel ne güzel ya şu güzelliğe ben arada bir şöyle netleştirmeye çalışıyorum. Abi şahane görünüyor ya. Şu kebap, şu duman. Tam da şunu kapak fotoğrafı yapacağım ben ya. Evet. Ahmet Usta izin veriyorsan şu fotoğrafını kapak fotoğrafı yapacağım. Abi sen serbestsin. Ben de izin istemem. Tamam. Tamam sen abi. Serbestsin abi. Tamam abi. Her öyle şey senin şey elinde. Ben Diyarbakırlıyım. Ama hani yemek yemeye çok sur taraflarına gelemiyorduk yani. Biz Bağlar taraflarında büyüdük. Dolayısıyla çok fazla hani her yeri bilemiyorduk buralarda. Ama şimdi bu YouTube kanalı sayesinde bana kattıklarından biri de o. YouTube sayesinde bizim bu Diyarbakır'ın küçelerinin her yerini gezdik abi. Her yerini gezdik. Çeviriyor muyuz? Evet, çeviriyoruz. Bir daha çevir. Namık Usta'm o nedir gelen ya? O önün güzel tahtası masası. Şu. Sebzesine beraber. Bu boru kebabının özel tahtası. Özel yapmış. Özel tahtası. Şöyle bıraktı ustam orada. Şöyle gösterelim. Kebap onun üstüne çekilecek. Evet. Onun üstüne çekilecek. Evet, bunun bir metreliği de var dediniz abi. Abi, abi. O da iki katı porsiyon mu oluyor? Dört, aynen. Dört kişilik aynen. Mi oluyor? Dört kişilik. O bize fazla gelir. O bize çok gelir. O bize çok gelir abi. Bu iyidir. Aynen bu iyidir. Abi çok güzel. Onları da vereceğiz. Önce yemeğimizi yiyelim. Fiyatın acelesi yok. Aynen fiyatın acelesi yok abi. Önce yemeğimizi yiyelim. Maşallah. Ocak doluyor. Ocak doluyor. Evet bu böyle. Evet. Diyarbakır'da ocak başında da yemek yemek başkadır değil mi? Tabii abi tabii. Bambaşka. Diyarbakır halkı özellikle ocak başında yiyor. Doğru kebabı bu bölgede yok abi. Bu bölgede yok. Vallahi ben duymadım abi. 300 tane video çektim YouTube'da. Daha boru kebabı diye bir şey Diyarbakır'da duymadım. Ben de yok abi. Yapmasına göre herkes yapar. Herkes yapar. Yapsınlar yapsınlar ne mutlu bize. Ya tabii tabii öncü olmak da güzeldir Namık Usta. Ya gerçekten abi, öncü olmak da güzeldir. İddialıyım abi. Şimdi ustam ben yavaş yavaş ocak başında bu videomu kapatayım. Çünkü ben Instagram için de şöyle güzel kısa videolar alacağım. Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz izleyicilerimizle yemekte buluşalım tekrardan. Tabii abi. Çok teşekkür ederim. Bir şey ben söylemek istiyor musun? Herkesi buraya beklerim. Herkes bu lezzetlerin tatmasını isterim. Ahmet ocak başına herkesi bekliyoruz. Evet. Özellikle bu boru kebabını muhakkak tatmaya gelin. Farklı evet. Bir şey. Evet. Fiyatları da masada veririz. Teşekkür ederiz abi. Evet siparişlerimiz geldi. Şu masayı görüyor musunuz? Gönüllü güzel ustalarımızın şu hazırladığı bu güzel masaya bakar mısın abi? Tabii bunu biraz ucundan aldık efendim. Başlayana kadar dayanamadık. Bunun tadına baktık yani bu daha büyük tabii şuraya kadar. Çekimde gördünüz zaten. Şuraya da bakar mısınız? Şu tabağa bakar mısınız? Ciğer istedik. Bize kemikli kuşbaşı yaptı. Bak şu ete bak. Şu etin güzelliğini görüyor musun? Yağıyla, kemiğiyle of. Bu var ya bu yağ. Mangalda yanıyor. Şu anda çıtır çıtır, çıtır çıtır. Bir de domates kebabı da koydu bize. Bunların hepsini yiyeceğiz. Bu arada yancıları da söyleyelim efendim. Masada görüyorsunuz. Aslında var ya hani buranın kebapları, ondan sonra ciğeri, kemikli kuşbaşı, boru kebabı. Onlar bir yana Diyarbakır, klasik Diyarbakır usulü kepçe getiriyorlar ayranın içerisinde. Köpüklü ayran. Böyle kepçeyle içiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. İkincisi şu kıtır ekmek efendim. Kıtır ekmek. Şu gördüğünüz kıtır ekmek harika. Yani sadece sırf bunlar için bile buraya gelinir öyle söyleyeyim. Soslu soğan efendim. Bunun da delisi var. Soslu soğan seven de var. Ondan sonra burada ezmesi var. Sumaklı soğanı var. Çoban salatası var. Şurada roka var. Roka limon. Ondan sonra marul işte mor lahana. Burada gizlenmiş. Masa yetmiyor abi. Masa yetmiyor. Vallahi efsane. Köz biberi de ayrıca geliyor. Bence bir an önce biz başlayalım. Şunun üzerindekileri saymadım bile. Yani şu kebap için
gelen sayardım şu tahtanın üzerindekileri saymadım bile. Gördüğünüz gibi burada çeşit çeşit salataları var. Bence ben şununla bir başlayayım mı ya Murat? Bana şekerim düştü, elim ayağım titredi, bana göz kırpıyor. Şu yağ var ya, şu etin üzerindeki o kibar küçük bir yağ var. Ondan sonra böyle bakar mısınız? Parıl parıl, ne güzel pişmiş. Bununla başlayalım efendim, hadi bismillah. Biz buraya her hafta gelelim bence. Vallahi YouTube kanalında affedersiniz. Haftada bir, abi iki haftada bir Ahmet Ocakbaşı'nın videosunu atsam ne olur ya? Ha? İki haftada bir. Ya beni hoş görün ya, beni hoş görün. Yani bu lezzeti bence her hafta bir ürünü tanıtalım Murat. Boruk kebabı. Sonra işte Ahmet Ocakbaşı'nda kemikli kuşbaşı. Devam ediyorum. Bak lokum gibi ha. Pirzolada bile böyle bazen sert olur ya. Bunda o yok. Lokum gibi. Pişme derecesini görüyorsun zaten. Gitti. İstersen kemiği sıyırırsın. Ben seviyorum sıyırmayı. O üstteki yağ var ya, inanılmaz bir aroma veriyor. Diyarbakır'da kuzu eti kültürü var efendim. Kuzu eti. Yani bu gördüğünüz kemikli etler, ciğer, kebap, bunların hepsi kuzu. Kuzu kuzu. Kibar, kuzu kuzu ürünler efendim. Bence biz ciğer dedik ya. Ciğeri çok özlemiştim Murat ya. Ciğeri çok özlemiştim. Şöyle bence bir ciğer. Köz. Murat'tan çok güzel bir fikir geldi görüyor musunuz? Şu soslu kıtır ekmeğe şöyle ciğerinizi alıyorsunuz. Bak kuyruk yağı da olacak. Benim ciğer dürümümün içinde muhakkak kuyruk yağı oluyor efendim. Bu benim kendi prensibim. Sen öyle misin kardeş? Ben de öyleyim. Sen de öylesin. Başlıyorum. Hiçbir şey koymaya gerek yok. Hiçbir şey. Böyle sade götüreceğim. Hadi bismillah. Oh, oh. Çıtır çıtır. Bu ekmek ayrı bir çıtır. Ciğeri ayrı bir güzel. Lokum. Görüyor musun? Efsane. Kebap istiyorum, kebap. Kebaba geçmek istiyorum. Boru kebabı. Diyarbakır'da yok ha. İlk defa. Olsaydı bugüne kadar çoktan gitmiştik. Şöyle alıyorum. Şöyle. Görüyor musun? Çıkıyorum. Efsane, efsane. İçi de pişmiş, dışı da pişmiş. Çıtır çıtır. Şunu alıyorum ekmeğe. Bir de ben biraz şöyle sumaklı soğan seviyorum. Bir de limon sıkayım mı Murat kardeşim? Adana'da da sıkıyorlar ama Diyarbakır'da kebaba limon sıkılmaz diyorlar ha. Bize çok eleştiri geliyor kardeş. Bize çok eleştiri geliyor. Sebebi neymiş? Yani etin kendi tadını almak istiyorlar. Evet. Ben biraz da tuz atacağım şöyle. Oh, biraz banyo yaptırdık. Tuz zararlıdır efendim. Fazla tuz kullanmayın. Biz biraz banyo yaptırdık. Şölen, bir yandan ayran. Buz gibi, ayran buz gibi. Çok güzel böyle nane aromalı bir ayran. Şöyle alıyorsun. Biraz da köpüğünden alıyorsun üstüne. Harika, gerçekten harika. Buz gibi. Ya var ya. Buranın kebabını ben çekimde de söyledim. Yediğim yemekten keyif almazsam bu kadar gülmem. Beni tanıyanlar bilir. İzleyenler bilir. Ahmet Usta'nın kebabını çok beğendim. Ben bir yıl önce buraya geldim. Ciğerin yanı sıra kebaba aşık oldum. Hani sanayi lezzetlerindeki o doğallık var ya bilirsiniz. Onu bu ustada buldum. Şimdi kebabın yanı sıra geldik boru kebabı yapmış. Ondan sonra bak bunu ben önceki gelişimde şu etten yememiştim. Sulu sulu abi ya. Şunu görüyor musun? Bak sulu sulu. Görüyor musun ne güzel görünüyor? Harika. Süper. Çok güzel görünüyor. Murat kardeşime bir tane vereyim ya. Bir elim boşta mı? Abi, boşta abi. Şu sulu eti alır mısın lütfen ya? Ya al şu eti ya. Şöyle. Hadi bakalım. Sen oradan ye ben buradan. Efsane. Ayramdan alıyoruz. Şu kıtır ekmekten, yani sadece bunun için buraya gelinir. Efendim, gelelim fiyatlara. Yemeğimiz tamam. Gördünüz, etleri, güzelliği gördünüz. Bu arada ben ciğerleri böyle tane tane çıtır çıtır götüreyim. Bu gördüğünüz uzun boru kebabı. Bize gelen iki kişilikti. Kişi başı 350 TL. Ama var ya,
Yani şu haliyle bile çok kalın bir et bu. Bir de uzun. 60 santim falan mı dedi? Hı. O civarda. Kişi başı 350, özel yapım ahşap bir sunumla getiriliyor. Tabii yanında yine salataları falan geliyor onun. Kişi başı 350. Kemikli etin porsiyonu da 350 TL. Bir kişilik. Yanında yine salataları, ikramlarıyla beraber ciğer kebabı, domatesli kebap, ondan sonra tavuk olsun, sade kebap, Adana kebabı. Bunlar fix 240 TL efendim. Fiyat nasıl abi? Bugüne göre iyi. Bugüne göre iyi, öyle diyelim. Yani gerçekten bir de kebabı, eti, fiyat performans ürünüdür diyebilirim. Yani bundan daha ucuzu olsa belki biraz şüpheyle bakarsın. Ama 240 lira bence bu lezzete çok çok iyi. Özellikle dışarıdan Diyarbakır'a gelenler için söylüyorum bunu. Diyarbakır'a geldiniz. Ulu Cami'nin karşısında Hasan Paşa Hanı var. Hasan Paşa Hanı'nın hemen yanında bir ara sokak var. Konumu videonun açıklama kısmında detaylı olarak vereceğiz. Hasan Paşa Hanı'nın kenarında bulunan aradan giriyorsunuz. İlk solda zaten tabelayı kocaman asmış. Ahmet Ocakbaşı. Muhakkak gelin buraya efendim. Biz videodan size veda ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz seviniriz efendim. Bir sonraki güzel Diyarbakır lezzetinde görüşürüz. Hoşçakalın.